Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temel dinamikleriyle oynamak ancak ve ancak onu yıkmak isteyenlere yakışır. Mersin'de PKK operasyonu kapsamında gözaltına alınan HDP'li Bedriye Kuş serbest kalır kalmaz devleti hedef aldı. Yanıtsa gecikmedi. Adeta suç örgütü tarafından yapılan bir rehine operasyonuydu. 28 Temmuz'da 5'i meclis üyesi olmak üzere 21 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında HDP'li meclis üyesi Bedriye Kuş da vardı. Yapılan operasyon bir rehine operasyondur diyerek yargıyı ve güvenlik güçlerini hedef aldı. Suç örgütünün lideri Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak açıklamalara tepki gösterdi. HDP'nin suç örgütü olduğunu ifade etti. Devletin en önemli kuruluşlarından olan emniyetin ve yargıya suç örgütü olarak ön plana çıkartmak ancak ve ancak bir suç örgütü tarafından yapılır. CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin algı yaratmaya çalıştığını belirten Belediye Başkanı Gültak, bu partilerin kaosa hizmet ettiğini söyledi. HDP'nin ve CHP'nin bir kere daha çok güzel bir algı operasyonu yaptığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dinamiklerle oynamayı ve kaos ortamını tercih etti. Belediye borçlandırılarak rant elde edilmeye çalışıldığı iddialarına da yanıt veren Gültak, Akdeniz Belediyesi'ne borçlanma yetkisinin verilmemesine karşı çıktı. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Borçlanma alsak da yapacağız, almasak.